Elimizde y eşittir x eksi 3'ün karesi çarpı x eksi 1 fonksiyonu var ve bu videoda bu fonksiyonun bu grafikte gördüğünüz kısmını x eşittir 1 ile x eşittir 3 arasında kalan kısmından bahsediyorum. Evet bu kısmını y ekseni etrafında döndürünce ne olacağını görmek istiyorum. x eşittir 1 ile x eşittir 3 aynı zamanda bu fonksiyonu sıfır yapan değerler. Evet bu bölümü alıp y ekseni etrafında döndüreceğiz ve bunu yapınca buna benzeyen bir şekil elde edeceğimizi gözümüzün önüne getirebiliyoruz öyle değil mi. İşte bu şeklin hacmini bulmak istiyorum. Bunu kabuk ya da şel yöntemi adı verilen yeni bir yöntemle yapacağız. Kabuk yöntemini neden kullanacağımızı merak ediyor. Yani geçmişte y ekseni etrafında döndürmeler yaptığımızı ve disk yöntemini kullandığımızı hatırlıyor olabilirsiniz Her şeyi y türünden yazmıştık diskleri oluşturmuş ve bu disklerin hacimlerini hesaplamıştık Buradaki sorun bunu y türünden ifade etmenin biraz zor olması. Evet, biraz zor. Ee, buradan x'in neye eşit olduğunu nasıl bulacağız? İşte bu yüzden de fonksiyonu x türünden bırakıp hacmi bulmak için farklı geometrik bir görselleştirme kullanacağız ve bu defa diskler yerine kabuklar oluşturacağız. Peki, kabuk ne demek? Aralıktaki tüm x değerleri için. Ee, bu şekilde bir kesit ya da dikdörtgen oluşturacağız. Ve bu dikdörtgeni y ekseni etrafında döndürdüğümüzü düşüneceğiz. Buraya da çizeyim, Evet, sizce bu dikdörtgeni y ekseni etrafında beraberindeki her şeyle birlikte döndürürsek ne olur? Elimden geldiğince düzgün bir çizim yapmaya çalışıyorum. Buna benzeyen bir görüntü ile karşılaşacağız. İşte böyle. Çizim becerilerimi zorluyorum ama sanırım üstesinden geleceğim. Ee, buradakine benzeyen... Evet, bir tane daha çizmeye çalışıyorum. Bunun içi boş bir silindir olduğunu düşünebiliriz. İşte bu yüzden de zaten kabuk diyoruz. Şimdi e, bu dikdörtgenin bir miktar derinliği olacak. Derinliğe dx diyelim. Yüksekliği ise fonksiyonun bu noktada aldığı değere eşit olacak, değil mi? f(x) olarak bunu da not edelim. Ve fx de x eksi 3'ün karesi çarpı x eksi 1. Buna benzeyen bir silindirin hacmini nasıl bulabiliriz? Silindirin eğer çevresini bulabilirsek, şu şekilde gösteriyorum. Çevreyle yüksekliği çarpınca silindirin dış yüzeyinin alanını bulmuş oluruz. Evet, yüzey alanını sonsuz derecede küçük bir derinlikle çarpınca da silindirin hacmini. Aslına bakarsanız silindir yerine kabuk dersem daha doğru olacak. Hadi bakalım o zaman, başlayalım. Öncelikle çevreyi bulmamız lazım. 2 pi çarpı kabuğun yarı çapı. Bunu x'in bir fonksiyonu olarak ifade etmemiz gerekiyor. 2 pi çarpı, peki yarı çap ne? Yarı çap y ekseni ile x ekseni arasındaki uzaklıktır ve bu da x'e eşittir. O halde çevreyi 2 pi çarpı x olarak yazabiliriz ya kabuklardan herhangi birinin yüksekliği. Tabii ki de fx öyle değil mi? İşte burada. Yüzey alanını da yazalım. Dış yüzey alanı olarak not edeyim. Şu anda dx ile ilgilenmediğimizi de hemen eklemek istiyorum. Önemli olan buradaki üstte kalan ve altta kalan kısım. Dış yüzey alanının çevre çarpı yükseklik olduğunu söylemiştik. Yazıyorum 2 pi x çarpı fx ve bu da 2 pi çarpı x çarpı x eksi 3'ün karesi çarpı x eksi 1'e eşit. Sıra geldi hacme. Kabuğun hacmi de bununla dx'in çarpımına eşit öyle değil mi? 2 pi çarpı x çarpı fx çarpı dx ve artık bizim için önemli olan aralıkta integral almaya hazırız. Şeklin hacmi belirli bir integral olarak ifade edilebilir. x eşittir 1'den x eşittir 3'e olan aralıkta integral alacağız. 2 pi'yi dışarıya da çıkarabiliriz. Evet bu şekilde. Burada da x çarpı fx yani x eksi 3'ün karesi çarpı x eksi 1 olacak. dx'i de unutmayalım. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi bu garip görünümlü cismin hacmini kabuk yöntemi kullanarak belirli bir integral olarak ifade edebildik.